Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2021 Kasım Aralık ehliyet sınav soruları ile karşınızdayız. Umarım faydalı video olur diyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak yine Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden değerli arkadaşlarım bizleri takip edebilir ve burada soru paylaşıyoruz. Onların çözümlerine bazen canlı yayın açıyoruz orada. Katılabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine sadece Android telefonlar için geçerli olan Ehliyet Hocam, Ehliyet Sınav Soruları 2021 uygulamamız mevcuttur değerli arkadaşlarım. Bu uygulamayı Google Play'den indirerek kullanabilirsiniz. Günlük soruları buraya yüklüyoruz yine. Yine faydalı olabilir. Videodaki sorularla farklı arkadaşlar. Şimdi mesela topluyoruz soruları genel olaraktan sınava giren arkadaşlardan. Bir kısmını buraya, bir kısmını da uygulamaya yüklüyoruz diyorum. Seviliyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Çünkü kulağım çınlamaya başladı. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? Her iki aracın yüklü olması, çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması, çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması. Doğru cevabımız tabii ki de arkadaşlar B şıkkı olacak. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması gerekiyor çünkü sağa sola uçabilir. Evet, burada polis amca vermişler. Geçen gün bana ceza yazan abiye de benziyor. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir demiş. Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı arkadaşlar, yavaşla olacak. Bununla ilgili yine şuradan da arkadaşlar bakabilirsiniz hangi işaret ne işe yarıyor. Genelde yavaşla işareti, bir de dur şu kutsal kalemimi alayım şöyle. Genel olarak söylüyorum. Yavaşla işareti ve şu üzerine işaret koymuş olduğum. Bunun yanında nerede o? Heh. Şu bir de şu işaret arkadaşlar. Arkadaş hepsi soruluyormuş ya. Bunlar soruluyor arkadaşlar genellerde. Genelde haberiniz olsun. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır demiş. Rot, silindir bloğu, şaft, direksiyon mili. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar, silindir bloğu olacak. Silindir bloğu dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buna motor bloğu diyoruz şu motorun. Sıcakken arkadaşlar soğuk bir şey dökmeyin. Çatlar çünkü bunlar. Buna motor bloğu diyoruz. Şuna conta diyoruz. Şuna ise arkadaşlar silindir kapağı diyoruz. Böylece size de bunları vermiş olalım. Bu arada silindir bloğu dediğimiz şey yine gördüğünüz gibi aynı hani motor bloğuyla şu üstteki kısım var ya şurası. Orası olmuş oluyor. Şunu da size bildirelim. Rot dediğimiz arkadaşlar tekerleklerle ilgili bir ayardır. Rot balans ayarı denilir. Bu ayarı yaptırmazsanız bir tekerlerinizde aşınma olur. İki aracınız bayağı hızlandıktan sonra direksiyonla titreme alırsınız. Şaft dediğimiz şey arkadaşlar vites kutusundan almış olduğu gücü diferansiyele ileten bildiğimiz böyle eski hani köylerde duranınız varsa patoz denilen bir şey vardır. Traktöre takılan kısmında dönen bir şey vardır. Hani bu traktöre takılan bir aparatı vardır. İnternette Google amcaya yazarsanız o da gösterecektir. Şaft dediğimiz şey odur arkadaşlar. Direksiyon mili ise arkadaşlar bizim direksiyonumuzun aracımızın içinden geçip tekerleklere kadar giden o yön vermemizi sağlayan dik mile biz direksiyon mili diyoruz. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğinde kullanılan kısmına ne ad verilir? Banket, terminal, hemzemin geçit, taşıt yolu şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkıdır. Taşıt yolu olacak. Banket biliyorsunuz taşıt yolunun dışında taşıt yolunun hemen bitiminde yer alan şev dediğimiz kısım ile taşıt yolu arasında kalan kısma biz banket diyoruz. Bu kısım yaya yolu için ayrılmamıştır. Fakat yayalar veyahut da bozulmuş araçlar, hayvanlar buradan yola devam edebilirler. Terminalleri biliyorsunuz zaten bu büyük araçların girdiği çıktığı yerler. Hemzemin geçidi arkadaşlar tren yolu ile normal araba yolunun birleşmiş olduğu, araç yollarının birleşmiş olduğu, karayollarının birleşmiş olduğu yerlere biz hemzemin geçit diyoruz arkadaşlar. Yaşlanıyor muyum nedir ya? Şekildeki gibi kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. 1 2 3 4 1 2 4 3 2 1 4 3 4 1 2 3 diye şıklar da verilmiş.
Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Bakalım doğru mu, bir teyit edelim. 1 numara arkadaşlar, gördüğünüz gibi İFA'ya aciliyeti var, geçiş üstünlüğüne sahip bir araçtır. O halde doğru, 1 numara önce geçecek. Daha sonra hangisi geçmeli arkadaşlar? Bakıyorum tekrardan. Polisimiz geçmeli. Çünkü polis de arkadaşlar bakın görev halinde, ışıkları bunu gösteriyor. O da geçiş üstüne sahip bir araçtır. O halde 2 numara geçecek. 1, 2 doğru. 1, 2 olmayanları başta çizelim. Hop çizdik, hop çizdik. Geriye A ve B ışıkları kaldı. Sadece bu soruda. Diğerlerinin geçiş şeyini bilmeseniz bile, geçiş üstünde sahip araçların geçiş sıralamasını bildiğiniz takdirde %50 atış şansı size doğuyor arkadaşlar. Gelelim şimdi diğerine. 3 numara mı geçecek, 4 numara mı? Arkadaşlar 4 numara gördüğümüz gibi düz gidiyor, fakat 4 numaranın olmuş olduğu yerde bir levha var. Şu levha ne demek bu? Tali yolda olduğunu bildiriyor. O halde tali yolda olanlar ana yolda olanlara göre bir tık alt seviyeydi, değil mi arkadaşlar? Yani geçiş üstünlüğüne sahip olan ana yoldaki araçlarda 3 numara ana yolda olduğu için önce o geçecek, daha sonra tali yolda bulunan 4 numaralı araç geçecek. Alın size 1, 2, 3 ve 4. Kollarında 3 yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yaya taşıt yolunda gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? Etkili şekilde korna çalmalı, fren etkili fren yapıp yayanın dikkatini çekmeli, yayayı korkutmadan yanından hızlıca geçmeli, yavaşlamalı, gerektiğinde durup yardımcı olmalı. Arkadaşlar biz insanız. Bu kişiler genelde bir engeli olan bilen insanlardır diyeyim. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bu kişiye duracağız, yavaşlayacağız. Hatta arkadaşlar o adama, ablamıza, kimse artık yardım edeceğiz. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? Boyuna boyunluk takıldıktan sonra, boyun hareketleri yapıldıktan sonra, boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra, boyun bölgesine masaj yapılıp oturtulur şekilde. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra bu kişi araçtan çıkartılır. Hatırlıyorsanız depremlerde vesaire de sürekli olarak da boyunluğun takılı olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Peki araçtan çıkarmada biz hangi manevrayı kullanırız? Diyelim ki araçta yanma tehlikesi var, patlama tehlikesi var veyahut da bu iki tehlike de yok ama yaralının solunumu durmuş vaziyette. Bu adam nasıl çıkaracağız araçtan? Rentek manevrası dediğimiz manevra ile baş boyun gövde eksenini düz biçimde tutarak tıpkı bir selvi ağacının devrilişi gibi arkadaşlar, bir ağacın devrilişi gibi kendimize doğru çekeceğiz ve araçtan hızlı biçimde çıkartacağız arkadaşlar. Burada önemli olan baş boyun gövde. Çok şeritli yollarda gidişi ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez? En sağdaki, ortadaki, en soldaki, orta ile en sağdaki. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. En soldaki kesinlikle işgal edilemez. Çünkü bu şerit sollamaya ayrılmıştır. Bu şeridi işgal edenlere polis amcalar arkadan görürse ufak bir bidonda su ikramında bulunurlar. Tabii ki de soğuk su. Şekildeki trafik işaretini gören şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir demiş. Azami hız sınırı, taşıtın giremeyeceğini, geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de azami hızın bize ne kadar olacağını söylüyor. Buradaki ortadaki 50 rakam değişebilir. Bazen 70 yazar, bazen 90 yazabilir. Bu süratin üzerinde bu yolda seyir halinde araçların olamayacağını bize bildiriyor. Evet, doğru cevabı vermek gerekirse arkadaşlar bu azami hız sınırını bildirir dedik. Şimdi buraya birkaç ekleme daha yaptım. Siz tabii orayı görmediniz. Arkadaşlar bu işaret de 50 km hız sınırının bittiğini gösterir. Bazen 70 de yazabilir ortada. Yani rakam değişebilir. Bu hız sınırının bittiğini gösteriyor. Bu levhamız arkadaşlar burada sollama yasağının başladığını, araç geçme yasağının başladığını bildirir. Bu araç geçme yasağının sonunu bildirir arkadaşlar. Bu kamyonlar için, yük taşıyan araçlar için sollama yasağının başladığını, bu ise sollama yasağının bittiğini bildiriyor yük taşıyan araçlar için. Arkadaşlar bu işe tüm yasaklamaların bittiğini bildiriyor. Yani bu en sonki, yani şunu gördüğünüz zaman bütün yasaklamaların bittiğine emin olabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna doğru götürmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de A şıkkıdır. Eğer bir insan konuşabiliyorsa tam tıkanma yaşamıyordur, yarım tıkanmadır. Çünkü konuşmak için bizim nefes vermemiz ve ses tellerini harekete geçirmemiz lazım. Bakın bakın bu şekilde ses telleri harekete geçiyor biz dışarıya doğru nefes verdiğimiz zaman. Anlaştık. Rengin morarması, nefes almasını durması, acı çelik ellerini boynuna götürmesi ise kesinlikle tam tıkanma yaşadığını bildirir. Peki bu adama ne yapacağız? Hemlik manevrası uygulayacağız. İlerleyen sorularda Hemlik manevrasının nasıl olduğunu da birazdan anlatacağım. Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir? Ateşleme yapmak, motora giden havayı temizlemek, motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek, soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de D şıkkıdır. Soğuk havalarda silindirin içerisindeki havayı ısıtmaktır. Mesela benim arabanın şu anda ısıtma bujisinin bir tanesinde arıza var, sabahları zor çalışıyor. Tabii bu dizel araçlar için geçerli, benzinli araçlardan bahsetmiyorum. Radyatör hortumları çatlaklar varsa ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır demiş. Arkadaşlar radyatör hortumlarında bizim devir daim dediğimiz pompanın da basıncıyla ciddi bir basınç vardır. O yüzden ne bant, ne yapıştırıcı, ne de ip fayda etmez. En doğrusu C şıkkındaki gibi değiştirilir arkadaşlar. Radyatör ne işe yarıyor bilmiyorum demeyin. Yoksa gerçekten sizi verici var karşıda. Türk Telekom'un oradan aşağı fırlatırım yani. Kurban olduklarım. Radyatör ne işe yarıyor? Bizim aracımızın çalışma sıcaklığında durmasını sağlıyor, değil mi? Değil mi? Aşırı hararet yapmasını önlüyor. Aşırı suyun da sıcaklığının da düşmesini engelliyor. Neden? Bizim için ne aşırı sıcak ne de aşırı soğuk olmalı. İkisi de bizim için zararlı arkadaşlar. Termostat da bu işe yarıyor zaten. Çekilen aracın freni bozuksa çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? A1, B2, C3, D ise 4 demiş arkadaşlar. Evet, bunu bilemeyeni seviyorlar. Neden? Çünkü bunu bilemeyebilirsiniz. Anlayabilirim. Çünkü direkt tak bilgi sorusu bu. Arkadaşlar, doğru cevabımız A şıkkıdır. 1 metre olmalı ve arkadaşlar kesinlikle araçların birbirine yaklaşmasını engelleyecek şekilde bir çeki demiriyle çekilmelidir. Yani bükülebilir bir şey olmamalıdır. Zaten fren bozuk. Bize geçirmemeli. Taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları Işık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir demiş. Göz kamaşmasını önlemek, direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek, gaza basılmadan aracın sabit hızla gitmesini sağlamak. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkıdır arkadaşlar. Göz kamaşmasını önlemek olacak. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? Arkadaşlar her iki şeritte de farklı şeritlerdir. Pardon, her iki yolda da farklı şeritler. Burası bölünmüş bir yol ve zıt yönlerde hareket ediyor trafik gördüğünüz gibi. O halde şeritler de ikisinde de farklıdır. A1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 3 ve 4 yanıtlar verilmiş. Doğru cevabı veriyorum. Doğru cevabımız arkadaşlar 2 ve 3'tür. Neden hocam 2 ve 3? Çünkü arkadaşlar şu kutsal kalemi tekrardan çıkartıyorum. Evet. Hem 2 numaralı aracın geçmiş olduğu yol hem de 3 numaralı aracın geçmiş olduğu yol her iki şeritte sollama şerididir arkadaşlar. Her iki yolda da sollama şerididir. Bu yolda olanlar bu şeridi kullanarak sollama yapar. Bu yolda bulunanlar ise bu şeridi kullanaraktan sollama yapar. O halde bu şeridi arkadaşlar sürekli olaraktan kullanmak, yani en sol şeridi sürekli olaraktan kullanmak yasaktır. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar, gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Doğru cevabımız gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Evet, başta da bunun üzerinde şey yapacak bir şey yok. Egzoz susturucu adı üstünde.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? Uygun viteste seyredilmesi, araca aşırı yük ve yolcu alınması, gereksiz yere rölantada çalıştırılması aracın normalden düşük devirde sürülmesi. Arkadaşlar, hem yüksek rölantada gereksiz yere çalıştırılması hem de düşük rölantada çalıştırılması çevre kirliliğini yönlemede olumsuzdur. Fakat arkadaşlar, uygun viteste seyretmek devamlı bizim için en üzeli ve çevre için de tabii en güzeli olacaktır. Düzgün bir yakıt yanılacak ve çevreyi kirletme daha az olacaktır. Hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etme zorunda olduğu belgelerden biri değildir? Sürücü belgesi, araç bakım kartı, araç tescil belgesi, nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız araç bakım kartı olacak arkadaşlar. B şıkkı olacak. Bunu kesinlikle istemezler. Sürücü belgesi, araç tescil belgesi ve nüfus yani hüviyet cüzdanınızı mutlaka isteyeceklerdir arkadaşlar. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? A. Halay çekmeli diyormuşum. Okul taşıtını geçmemelidir. Dikkatli ve yavaş geçmelidir. Diğer sürücüleri uyarmalıdır. Hızını arttırarak uzaklaşmalıdır. Doğru cevabımız arkadaşlar tabii ki de A şıkkıdır. Okul taşıtını geçmemelidir. Dur yazısı dediğimiz şey arkadaşlar ise şurada görmüş olduğunuz şu yazı şöyle ok yapayım. Şu levhaya biz dur dediğimiz şey bu yani. Bunu yanıyor olarak gördüğünüz zaman o aracı geçmeyin arkadaşlar. Çünkü çocuk indiriyor olabilir. Hop diye çocuk zıplar dışarıya. Gup diye siz de çarparsınız. Hangisi organların çalışmasını bilinç, algılama, anlama, bir hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içerisinde olmasını sağlayan, kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır demiş. Arkadaşlar bu soruyu bilemeyeni gerçekten dövüyorlar. Omurilik, pankreas, böbrekler ve akciğerler şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Neden? Omurilik adı üstünde arkadaşlar beyine yakın yani şurada hemen ensemizde bulunuyor. Bu dengemizden tutun da anlama algılama her şey burada dönüyor arkadaşlar. Böbreğe işaretleyenler lütfen hani diyor derhal burayı terk et kardeşim. Derhal burayı terk et diyor ya. Siyasetçinin biri diyordu da şimdi. Ay ay. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? Sorumlu kuruluşların eskiyenleri ile yenisi pardon arkadaşlar. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenileri ile değiştirmesi, görünümlerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi, görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bilgilendirilerek giderilmesi, zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masraflarını ödemesi. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Engelleyecek şekilde park etmek yasaktır. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü görünmediği zaman kazaya bile sebebiyet verebilir bu tür levhalar. Emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir? Otomobilin daha iyi sürülmesi. Ya aslında var ya A şıkkı doğru. Ben kendimi şahsen aracın içerisinde emniyet kemerini taktığım zaman daha güvende hissediyorum. Evet arkadaşlar, bence yani güvenlik de sağlıyor. Çünkü ben kendime emniyet kemerini taktığım zaman biri arabanın içinde beni tutuyormuş gibi böyle omuzlarıma masaj yapıyormuş gibi böyle bir kendimi kuvvetleniyorum. Daha fazla hız yapıyorum. Sonra cezayı yiyorum işte. Geçen gün gördüğünüz Instagram'da paylaştım. 288 lira. Bu arada ödemeye çalışan arkadaşlar vardı Allah razı olsun hepsinden. Para gönderseydiniz kendim için kullanmayacaktım. Onu bir vakfa verecektim. Öğrenci bursları için kullanmaları için. Onu da ayrıyetten belirteyim. Ha bu arada öğrencilere burs vermek isteyen olursa arkadaşlarınızdan yani şu anda video izleyenlerden lütfen aşağıya veyahut da Instagram'dan bize özelden yazın. Çünkü burada üniversiteye gelen hemşirelik okuyan bir tane çocuk var. Bayağı maddi durumu kötü. Ona ulaştırabilirim. Yani bir seferlik bile olur. Zekat olur, bir şey olur. Verecek olursanız o çocuğa yönlendireceğim. Haberiniz olsun. Böyle bir şeyi de söylemiş olayım. Üzerine vebal kalksın. Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar. Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar. Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar. Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar demiş. Arkadaşlar tabii ki de bunu bilemeyeni yine dövüyorlar. B şıkkı olacak. Doğru cevap kazalarda ölüm ve yaralanma riskini ne yapar?
azaltır. Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, daralıyor ya da dikkatini toparlayamıyorsa demiş. Mola verilmeli, yola devam edilmeli, gözler ovuşturulmalı, baş dik tutulmaya çalışılmalı. Ağzım nasıl yapılıyor? Havuç yiyorum arkadaşlar bir yandan. Keşke canlı yayın yapsaydım bunu ya. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Mola verilmelidir. Arkadaşım yani gözün kapanıp duruyor. Uykun gelmiş belli. Daralıyorsun. Pardon daralıyor demiş. Dalıyorsun demiş. Ya mübarek çek kenara ya. Çek. Canından daha mı önemli gittiğin yol ya? Arkadaşlar siz olun. Böyle bir şey olduğu zaman çekin kenara keyfinize bakın ya. Bir 5 dakika bir tuvalete gidin. Bir hava alın. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Fren sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, süspansiyon sistemi. Şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Fren sistemi. Arkadaşlar burada sabitlenmesini sağlayan tabii ki de fren sistemi. Marş sistemi bizim aracımıza ilk hareketi verir. Aracımıza ilk hareketi verir dedim. Doğru mu söyledim, yanlış mı? Tabii ki de yanlış söyledim. Motorumuza ilk hareketi verir arkadaşlar. Marş sistemi. Ateşleme sistemi bizim benzinli motorlarda tabii dizellerde de var ama dizellerde biraz daha farklı. O sıkıştırılmış hava kendiliğinden ateş alıyor. Ama sonuçta ateşleme sistemi hepsi. Ateşleme sistemi yakıtın ateşlenmesini sağlıyor diyelim. Yanmasını sağlıyor. Süspansiyon sistemi ise bizim yol engebelerinden kaynaklı olan titreşimleri emerek bizim daha konforlu bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir demiş. Suda boğulma, birinci derece yanıklar, zehirli gazların solunması, solunum yolunun tıkanması. Doğru cevabımız B şıkkı, birinci derecede yanıklar olacak arkadaşlar. Yanıklar demişken arkadaşlar şöyle verelim. Birinci derecede yanıklar arkadaşlar sadece yüzeysel deri yaralanmalarıdır. Genelde hani böyle üzerimize elimizi falan sobaya değdirdiğimiz zaman olan yaralar birinci derece yanıktır. Bunlar yüzeysel deri yaralanmasıdır. İkincisi arkadaşlar ikinci derece yanıklardır. Bunlar deride su toplanması olur. Biraz daha derinin altındaki dokulara zarar vermeye başlamıştır. Üçüncü derecede ise arkadaşlar doku kayıtları mevcuttur. Bu yaralar aşırı derecede tehlikeli yaralardır. Derhal bir kuruma gitmenizi öneririz 2 ve 3'te. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaştığını bilir. Evet, cezayı yiyen arkadaşlar, trafik canavarları. Bunu biliyorlar tabi. Benim sadece uslu, ürkek olmayan ceylanlarım bunu bilmiyor sadece. Arkadaşlar EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik parkına. Doğru cevabımız elektronik denetim sistemine yaklaştığınızı bildirir. Arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman yavaşça hızınızı azaltın. Euzu besmeleyi çekin. Öyle gidin o yola. Ceza yiyebilirsiniz. Azaltından kastım yani uygun düzeye getirin. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, baş çene pozisyonunun verilmesi. Arkadaşlar tabii ki de C şıkkı olacak. Dilin geriye doğru kaçması hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir. Saatte 120 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi ne kadar olmalı? Arkadaşlar bunu yani bilemeyeni artık dövmekten öteye camdan aşağı sarkıtıyorlar. O derece. Arkadaşlar şimdi sağdaki abimiz de bunu merak edenlerden biri. Gördüğünüz gibi bunu ilk defa duyan bu şekilde bakıyor. Şimdi nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle olacak. Matematikten ben gibi korkuyorsanız korkmayın. Gerçekten çok basit bu. Arkadaşlar 120'yi 2'ye bölüyorsunuz. 120 bölü 2 yaptığınız zaman çıkan sonuç kaçtır? Hocam 120 çok büyük. Bölemiyorum. Ne yapmam lazım? Oğlum 0'ı at. At 0'ı. Attım 0'ı. Kaç kaldı geriye? 12 kaldı. 12'ye 2'ye böl. Hocam 12'yi bölemiyorum. Ehliyet alma o zaman. 12'yi bölemiyorsan ehliyet alma. 12'yi böl 2'ye kaç çıktı? 6 çıktı değil mi? Şimdi 60 olduğun 0'ı bunun yanına ekle. 60. Alın size hız. Doğru cevap A şıkkı. 127'yi 2'ye bölseniz
60 çıkar arkadaşlar. Hocam, söyle yavrum. 30'la gidiyorsa ne yapacağız? Oğlum 30'la gidiyorsa 30'u da 2'ye böleceksin. Böl 2'ye 30'u. Hocam 30'u bölemiyorum. 0'a at. 3'ü 2'ye böl. 1,5 çıkıyor değil mi? Evet, 1,5 çıkar. 1,5'un yanına bir 0 at. Virgülü kaldır ortadan. Yok ya, 0 atmaya gerek yok. Pardon, özür dilerim. Matematik bilmediğim ne kadar. 0 atmaya gerek yok. Virgülü kaldır sadece aradan. 15. Arkadaşlar, verilen hızın devamlı yarısı. Size zaten 100'ün üstünde, 120'den yukarıda hiçbir şekilde sürat verilmez. Çünkü o suratın üstünde araç kullanmak yok. Size 60 verir, 70 verir, 80 verir, 50 verir. 50'yi hemen 2'ye böleceksin. 25 kilometre, 25 metre mesafe. Anlatabiliyor muyum? Size verilen kilometreyi 2'ye bölüyorsunuz. Kaç çıkarsa o kadar metre mesafeden takip ediyorsunuz. Örneğin burada verdiği gibi. Saatte 120 kilometre hızla gidiyorsa araç, 120'yi 2'ye bölüyoruz, 60 çıkar. Demek ki bizim takip mesafemiz en az 60 metre olmalı. Diyelim, fazla da vakit kaybetmeden devam edelim. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Sola tehlikeli devamlı virajı, dönel kavşağa yaklaşıldığını, tünele yaklaşıldığını, sola mecburi yönü. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Dönel kavşağa yaklaşıldığını bize bildirir. Şekildeki gibi park etmiş aracın herhangi tarafında duraklama yapılmaz. Önünde, arkasında, yol tarafındaki yanında, ön ve arkasına 50 metre mesafede demiş. Tabii ki de doğru cevap arkadaşlar, kesinlikle yoldan taraftaki mesafede duraklama ve durma yapılmaz. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur demiş. Kalorifer hortumlarının su sızdırması, hararet göstergesinin arızalanması, vantilatör kayışının gergin olması, debriyajın kaçırması demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Kalorifer hortumlarının su sızdırması suyun azalmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz karşı aktaki karşılaşan araçların geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? 1 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1 diye de şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı demiş. Bakalım bir teyit edelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burası bir kontrolsüz kavşak. Herhangi bir levha yok. O halde geçiş hakkı en sağdaki araca aittir. Bakıyorum en sağda hangi araç var? 3 numara var. Evet. Bunun sağında araç var mı? Yok arkadaşlar. Eğer vardı diyelim, burada da bir araç var. Ne olacaktı o zaman? Arkadaşlar o zaman şöyle düşünün. Olmaz yani, bu şekilde bir soru verilmez de hiçbir zaman. Diyelim ki verildi. Bunlardan bir tanesi mutlaka ne yapıyor olacaktır? Bakın, ya dönüş yapıyor olur, tamam mı? Ya geçiş üstünlüğüne sahip bir araç olur, tamam mı? O yüzden onun hemen sağındakine bakmak zorunda kalırdık. Tamam? Ondan itibaren. Mesela eğer burada da bir araç bulundaydı, bu geçerdi. E hocam bu niye geçmezdi? Çünkü dönüş yapıyor. Sorumuza sadede gelelim. 3 numaralı araç önce geçecektir arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi en sağda. Daha sonra onun sağında bulunan 2 numaralı araç geçecektir. En son dönüş yapmakta olan araçlar, yani 1 numaralı araç geçecektir. Şekildeki soru işaretiyle gösteren kapaktan motora ne konulur demiş. Antifriz, motor yağı, fren hidroliği ve motor soğutma suyu şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız motor yağı olacak, yani B şıkkı olacak arkadaşlar. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? Kanamanın durdurulması için, dolaşımın değerlendirilmesi için, kemik kırıklarının tespit edilmesi için, yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için uygulanır arkadaşlar. D şıkkı olacak. Biz bu manevraya Hemlik manevrası deriz. Gördüğünüz gibi Hemlik manevrası nasıl uygulanıyor? Kardeşimizin şu kaburga kemiklerinin bittiği yere basınç uyguluyoruz. Holger-Nielsen yöntemini vermişiz buraya. Ağızda ve burunda kanama varsa bu şekilde bu yöntem uyguluyoruz. İtfaiyeci yöntemini vermiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar sürükleme yöntemini bacaktan ve ayaktan pardon, ayaktan ve omuzdan olmak üzere iki şekilde de göster. Evet, geçelim bunu. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş yük ve yük taşımayan yolcu motorlu araçlara ne denir? Arkadaşlar bunlar
yük çekmek için, römorkları çekmek için imal edilmiş. Fakat yolcu yük taşımıyor bunlar. Yani direkt yükü buna yükleyemiyorsunuz. Trailer, kamyon, çekici ve kurtarıcı verilmiş. Birçok insan arkadaşlar çekiciyi kurtarıcıyla karıştırır. Doğru cevap C şıkkıdır bu arada. Kurtarıcı bu hani araç vesaire şey yapanlar var ya. Onlara kurtarıcı denir arkadaşlar. Çekici diyoruz biz halk arasında ama çekici dediğimiz bu hani tırları çeken sadece o kafa kısmı var ya, oraya da çekici deriz. Tır değil bu arada. Tır da değil asıl onun adı. Uluslararası taşıma yaptığı için biz tır diyoruz onlara. Onu da bir gün anlatırız inşallah. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? Hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrol demiş. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hidrolik direksiyon olacak. Daha kolay bir biçimde bizim dönüş yapmamızı sağlıyor. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hızını azaltması, öndeki aracı geçmesi, takip mesafesini arttırması, duraklama yapmaktan kaçınması demiş. Arkadaşlar zaten düz çizgi burada var. Yani sollama yapamaz. Bunun yanında zaten düz çizginin, devamlı çizginin konulmasının sebebi de ilerinin gözükmemesidir. Aşağıdakilerden hangisi kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır demiş. Kaburga kemiği, kaval kemiği, uyluk kemiği ve pazı kemiği şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız, durun bir şekil çizeyim, bekleyin süreden gitmesin. Evet arkadaşlar, kaburga kemikleri nerede bulunuyor? Evet, şurada bulunuyor değil mi? Diğerlerine bakmaya da gerek yok o zaman. Kaburga kemikleri burada bulunduğuna göre akciğerlerimizin ne yapacaktır? Bunlar batacaktır. Doğru cevap A şıkkı olacaktır. Kaval kemiği ayakta bulunuyor değil mi? Uyluk kemiği affedersiniz şuramızda bulunuyor. Pazı kemikleri ise burada bulunuyor. O halde arkadaşlar bunun vücudumuza batma şeyi olan, yani akciğerlerimize batma şeyi olan sadece burada kaburga kemikleri var. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda, burundan ve kulağından kan olanlarda, el bileğinden açık kırık ve kanama olanlarda, bacağında açık kırık veya kanama olanlarda. Arkadaşlar biz eğer ağzı burunda kanama varsa, beyin kanaması varsa, bu gibi durumlarda herhangi bunun tehlikesi varsa şok pozisyonu vermekten kaçınıyoruz. Zira bizim şok pozisyonu vermemizdeki amaç kafa bölgesine kanı toplamak. Eğer beyin kanaması veyahut da burun kanaması, kulak kanaması, işte o gibi bir kanamada biz bunu yaparsak kanamayı ne yaparız? Arttırırız. Aşağıdakilerden hangisi motorda vites kutusunun arasındaki bağlantıyı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır demiş. Amortisör, halozon yayı, fren balatası, kavrama yani debriyaj. Doğru cevabımız D şıkkı kavrama olacak arkadaşlar. Amortisör biliyorsunuz bizim aracımızın yoldan gelen engebelere karşı konforlu biçimde titreşimler emerek sağlayan. Diğeri halozon yaydı. Bu da aynı şekilde amortisör yaylar arkadaşlar. Salınımı azaltıyor, dengeliyor. Fren balatası frenlerimizin tutması için genelde bazalttan yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bazalttan mı yapılıyordu? Yo, dilimin ucunda aklıma gelmez artık var ya. İşte bir malzemeden yapılıyor ama bazalt diyesim geldi. Belediye sınırları içerisinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir? Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanlığı'ndan. Doğru cevap nedir? Hadi bilelim. Bilelim, bilelim, bilelim. Evet. Arkadaşlar belediyenin içindeyseniz, belediye başkanlığından karayollarındaysanız, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin almanız gerekiyor. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna sokulmaya çalışılması yukarıdaki verilenlerden hangilerine neden olabilir? Damar ve sinir sıkışmasına bir olabilir. Değil mi? Biri olabilir. Çıkığın tekrar etmesine, evet. Eklem bağlarının düzelemeyecek ölçüde tahrip olmasına. Arkadaşlar doğru cevap D şıkkıdır. Bizim halkımızda çıkıkçılık denilen bir gelenek vardır. Sürekli çıkığı kattırmaya gideriz. Lütfen çıkığı kattırmaya gitmeyin. Önce bir neye gidin? Doktor amcaya gidin.
Ya var ya, bazen böyle zedelenme oluyor. Ne oldu? Çıkık vardı. Var, veriyor adamın yanına. Adam zaten ışın profesyoneli olmuş. Oraya bir buz koyuyor veya da bir masaj yapıyor. İşi de daha aslında bozuyor. Ha, çıkık varmış, kattım. Oo, bir hafta geç ağrıdı ama çıkık attırmasam geçmeyecekti. Kurban oldum. Zaten çıkık yoktu ki oranda senin. Sinir zedelenmesi vardı. Adam biraz daha ovalayarak onu zedeledi. 10 günde iyileşecekti. 15 günde iyileşti. Sen de zannettin ki çıkık attırdım ondan iyileşti. Evet. Bunu da böyle açıkladık. Taşıtlarda ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli, ibreli uyarıcılara, uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir? Kabin, gösterge paneli, başlık, sigorta tablası. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Gösterge paneli olacak arkadaşlar. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması, motorun durdurulup aracın sabitlenmesi, yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi, tıbbi yardım istenmesi. Evet, ilk aşama arkadaşlar kesinlikle motoru durdurup aracın sabitlenmesi olacak. Zira aracın motorunu durdurmadan direkt atlayıp böyle saçma sapan bir şeye yapmayalım. Kaza olur ya. İkinci bir kaza, ikinci bir yaralı. Uğraşabilirsen al başına belayı. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir demiş. Kan, kalp, eklemler ve kan damarları şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı, eklemler olacak arkadaşlar. Demir yolu, yani hemzemin geçidine yaklaşıldığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi, bariyer kapalı ise durulması, öndeki aracın geçilmesi, hızın azaltılması. Arkadaşlar zaten burada cevap barizdir. Tabii azıcık bu işlere şeyseniz doğru cevap C şıkkıdır. Kesinlikle bir geçitte, bir kavşakta sollama yasağı uygulanır zaten. Sollama yapılmaz. Evet. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır demiş. Baş geride yere oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yan yatış pozisyonu verilerek hem kusmasının akması hem de nefes yolunun açık olması sağlanır. Eğer baş üstü yatırırsanız, yani böyle hani sırt üstü yatırırsanız soluk yoluna herhangi bir kusmuk kaçabilir. Bu da hastanın boğulmasına sebebiyet verebilir. Hatta bu şekilde boğulan bebeklerde vardır. Park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park edilmiştir? Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yalnız 3 numaralı araç amuda kalkmış bir vaziyette aracını park etmiştir, yasaktır. Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır? Altında, üstünde, ortasında, hizasında demiş. Kesinlikle üzerinde olmalı. 1 santim, 2 santim kadar üzerinde olması yeterli arkadaşlar. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Arkadaşlar, biz neyiz? İlk yardımcı olacağız. O halde doğru cevap C şıkkı. Şimdi burada fazla yanlış anlamayın da hani bazı sorularda böyle açıklamaya gitmiyorum. Direkt şıkkı veriyorum. Çünkü açıklanacak bir şey yok. Yani yok yani burada açıklanacak bir şey. Şimdi ben bu sorunun neyini açıklayayım? Arkadaşlar doğru cevap C şıkkı. Siz ilk yardımcısınız. Şunu söyleyeyim burayla ilgili o zaman. Arkadaşlar kesinlikle ilk yardımcılar hiçbir zaman efendim nasıl söylesem şey yapmaz, tedavi uygulamaz. Yani nasıl tedavi uygulamaz? İşte bir ilaç sürmez, bir merhem sürmez. Bunların sürüyorsa falan filan diyorsa o şık yanlıştır. Anlaştık? Çünkü biz ilk yardımcıyız. O anda adamın hayatta kalmasını sağlayacağız. İşte kalp masajı yaparaktan, suni solunum yaparaktan. Bizim amacımız bunlar. Seviliyorsunuz, Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın. Başka ne diyecektim ya? Bir şey daha diyecektim ama yaşlılıktan unutuyorum artık ya. Sakallarım ağardı gitti. Ne diyecektim? Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar.